Şimdi bu kez de sevgili izleyiciler, sevgili Seher'i çağıracağız. Seher hafta sonu Selendi'ye gitti. Ailesiyle görüştü. Oradaki yaşananları ekranlarınıza getireceğiz. Ve bakalım İsmail Kür'ün şüpheli ölümüyle ilgili neler söyleyecekler merak ediyorum. Almıyor muyuz? Gelsinler lütfen. Evet evet. Hayır, Seher sen gel lütfen. Sevgili Bediye, Seher de buradan gelsin. Seher'cim gelir misin? Gel. Bugün Bediye yalnız çünkü Mehmet memlekete gitti, Selendi'ye gitti. Gel Seher, hoş geldin. Aileni gördün, hasret giderdin. Neler konuştunuz merak ediyorum. Hepsinde yeni montajı oldu. Bu sabah geldiniz değil mi? Hayır, akşam geldik. Akşam gece geldiniz. Aynen, gece geldik. Gece. Geç bakalım. Demişsin orada çok enteresan bir cümle kullanmışsın. Demişsin ki her şeyi anlatacağım. Ailenle konuşmak belki iyi de geldi. Seher? Dediğim gibi abla hani ailem zaten arkamda. Dediğim gibi hani babam bir şeyler söyledi. Hani Selen'le gitmiş babam. Faruk'un tehdit etmiş. Kızını yayından çıkar demiş. Oo, ne zaman olmuş bu? Babam anlattı. Canlı yayına bağlandıydı ya. Evet. Babam. İşte. Geçen hafta mı? Hayır, bu hafta. Cuma mı, Perşembe tamam mi? Tamam işte, evet. Çıkmış işte Selen dedi. Gitmiş hani gezmeye, işlerini halletmeye. Faruk'un yayını kızınla yayından çıkar demiş. Aksine annem baban seni buraya gönderdi ki kızım git, evet, her şeyi anlat diye seni buraya, evet, gönderdiler. O VTR'miz hazır mı arkadaşlar? Şimdi ailesiyle kavuşması aslında bir anlamda ailenle kavuşman da iyi oldu. Ablan, annen sana ne söyledi merak ediyorum. Ben de sizlerle birlikte izleyeceğim. Belki de neyse bir önce görüntüler bir VTR gelsin ekranlarınıza izleyelim. Sonra annesiyle ilgili olan annesinin konuşmalarını ekranlara getireceğim. İzleyelim Seher'in Selendi'deki yaşadıkları. Seher, günler sonra ailenle bir araya geldin. Duygularını alalım. Çok güzel bir şey. Çok mutluyum. Annemi tabii ki babamı gördüğüm için. Çok ailemi özlemişim ya. Ya İstanbul'a döneceğim ama dediğim gibi aklanıp kendimi suçum olmadığımı kanıtlayıp herkese geri döneceğim. Yani dediğim gibi ailemin yanına, dediğim gibi hiçbir suçum yok. Hani Didem ablanın dediğim gibi hani çıkıp anlatacağım her şeyi. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Kendimi aklamak için, kendimi kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum zaten. Orada da yayında 80 milyon önüne de çıkmaya devam edeceğim. Sonuna kadar da gideceğim. Sonuna kadar mı? Ne varsa bildiğin hepsini söyleteceğim. Bak hiçbir şey sakın. Ben var arkadaşlar. Hiçbir şey de korkma. Ben de varsa ben daha söyleteceğim. O bir şey yapamaz sana. Ben bağlandım o ormancıyı da söyleyeceğim. Yani merak etme sen. Sen kendin söyle. Boğuma baskı yapıyormuş ormancı da. Çıkacak da. Az kaldı. Tabii sen ailenle buluştun ama Bediye tabii evladını İsmail'i düşündü. Bu da çok kötü oldu. Bediyeciğim. Bediye, iyi misin canım? Serş. Her şeyi anlatacağım demişsin Selen dede. Dediğim gibi Allah anlatmaya devam ediyorum dediğim gibi. Ama
Baban, yani babanı tehdit edildiğini sen orada mı öğrendin? Evet. Baban sana orada mı söyledi? Evet. Peki onu Faruk mu göndermiş? Öyle mi? Kızın oradan çektiği silahla babanı... ...babama dedim ki yine kızın çıkar. Faruk sana yardım etti sadece demiş. Babam demiş niye yardım etti demiş. Hani paraları yerken iyiydiniz demiş. Hani her şey yayına i̇smini çıktığı için. İsmini söyler misin? Soy ismini söyleme, ismini söyle. Valla ismini ben de bilmiyorum abla. Gerçekten ismi kim ben de bilmiyorum. Faruk nesi oluyormuş? Akrabası. Akrabası. Akrabası oluyormuş. Beline silahla gelmiş. Babamı tehdit etmiş. Hani yayına kızın çıkar diye. Peki Faruk neyin ortaya çıkmasından rahatsız olacaksın kardeşim? Ha? Neyin ortaya çıkması seni rahatsız ediyor? Seher'in burada yayında söyleyeceği ihtimali olan ne seni rahatsız ediyor acaba? Ha Seher, ne rahatsız ediyor? Valla rahatsız etmiyor. Bak her şeyi aileli de gördün. Evet. Her şeyi anlatacağım dedin. Ya rica ediyorum, çok rica ediyorum. Ne olur kurban olayım her şeyi anlat da. Ya gerçekten şu kadıncağıza yazık ya. Baksana bak benden küçük. Ne hali baksana ya, ne hale gelmiş yani. Yazık günah ya. Bir araya gideceğiz şimdi bakalım artık söylesin de hepimiz rahat edelim.